Merhabalar, ben Nurhan. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda elmalı kurabiye var. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit yaptım. İçi yumuşacık elma dolgulu, dışı yumuşacık, ağızda dağılan kıyır kıyır bir tarif. Şimdi hemen tarifine geçelim. Evet, iç için kullanacağım elmalı püreyi daha önce ben hazırlamıştım ve buzluğa atmıştım. Bunun tarifini de aşağıya bırakacağım link olarak. Oradan bakabilirsiniz nasıl hazırlandığını. Çözüldü ve tabağa alıyorum. Bununla birlikte kullandığım bütün malzemeleri de yine açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde yazacağım her zaman olduğu gibi. Oradan bakabilirsiniz. Tabağa alıyorum ve üzerine de çok ince kırılmış olan fındık ekliyorum. Fındık, ceviz ekleyebilirsiniz veya sade ceviz ekleyebilirsiniz. Şöyle bir bardak kadar koydum. Bir su bardağı kadar. Güzelce karıştırıyorum. Elmalı içim hazır. Evet, pudra şekeri de evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Böyle bir baharat öğütücü de saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Bir bardağa yakın toz şekeri koyuyorum hazneye ve çalıştırıyorum. Birkaç saniye içinde pudra şekerimiz hazır. Pudra şekerini de evde çok kolay hazırlayabilirsiniz. Böyle bir baharat öğütücünüz varsa saniyeler içinde pudra şekeriniz hazır. Bu arada ben robotla ve rondoyla ayrı ayrı denedim. Onlarla olmadı. Baharat öğütücüsü gerekiyor bu işlem için. Saniyeler içinde pudra şekerimiz hazır. Diğer malzemeleri de hazırladım. Kullanacağım malzemeleri ölçüleriyle beraber açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yoğurma kabına ilk önce oda sıcaklığında beklemiş tereyağını alıyorum. Tereyağını görüyorsunuz oldukça yumuşak, eritmeden yumuşattım. Hani ocağı almadan oda sıcaklığında bekleyince zaten yumuşuyor. Ve çiçek yağını da ekliyorum ve ikisini şöyle bir kısaca karıştıracağım. Ve pudra şekerini ekliyorum. Pudra şekeriyle de şöyle bir hafifçe karıştırıyorum. Ve yumurtayı ekliyorum. Yumurtayı da kullanmadan hemen önce yıkıyorum. Yıkayıp kuruluyorum. Marketten aldık diyelim. Getirdik. Olduğu gibi bırakalım. Yıkamayı en sona bırakalım. Çünkü yıkandığı zaman yumurtanın üzerindeki o koruyucu tabaka suyla beraber gitmiş oluyor ve yumurtamız aslında bütün mikroplara ve dış etmenlere açılmış oluyor. Ona dikkat edelim. Getirdiğimizde değil, yani marketten getirdiğimizde değil, kullanacağımız zaman hemen öncesinde yıkayıp kurulayalım. Ve yumurtayı da doğrudan fark ettiyseniz karıştırma kabına eklemedim. Önce ayrı bir kaba kırdım. Çünkü bozuk olabilir. Bayatlamış olabilir. Kırmadıktan sonra da onu anlayamıyoruz tabii ki. Eğer malzemenin içine doğrudan kırarsanız, eğer bozuksa yumurtamız, malzememizin hepsini atmak zorunda kalırız. Evet, bütün malzemelerimi ekledim. Şöyle bir karıştırdım. En son unu, kabartma tozunu ve nişastayı ekliyorum. Şöyle tahta kaşıkla toparlayacağım. Unu da kademeli olarak veriyorum. Dikkatli bir şekilde verelim. Unum 4,5 bardak. Ve sonuçta bakacağız ne kadarını alıyor. Un çok farklılık gösterebilir. Hani bütün unlar aynı şekilde almayabilir. Veya işte yumurtanız daha büyüktür, küçüktür. O da farklılık gösterebilir. Onun için ölçüyü kaçırmamak için unu kademeli olarak veriyoruz. Ve hamuru yoğururken çok fazla mayalı hamur gibi çok kuvvetli olarak yoğurmayalım. Ve bakın, parmaklarımın ucuyla yapıyorum. Elimin sıcaklığı çok hamura geçsin istemiyorum. Çok fazla yoğurursak yağını dışarıya vermeye başlıyor.
Ve biz yağlandı, işte hamur yumuşadı diye tekrar tekrar unu eklediğimizde de ölçü kaçmış oluyor. Evet, unu gördüğünüz şöyle yarım bardak kadar arttı. Ve şimdi en güzel tarafına geldik, hamuru şekillendirme. Ve gevrek bir hamur olduğu için biraz zor şekilleniyor tabii. Dikkatli yapmak gerekiyor. Ben burada birkaç çeşit şöyle örnekleme olarak gösterdim. Tabii ki siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, neyi tercih ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve bu arada aynı hamurdan kurabiye de yapabilirsiniz. Hani yuvarlak kurabiyeler yapabilirsiniz. Yani elmalı kurabiye hamurundan normal kurabiye de çok güzel oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Sizin düşünceleriniz ve görüşleriniz benim için çok önemli. Evet, bir başka şekil. Bu da elmalı ay kurabiyesi şekli. Ben çok büyük yapmadım. Biraz küçük küçük yaptım. Şöyle lokmalık olacak gibi. Tercih sizin. Daha büyük yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi rulo haline getiriyorum ve uçlarını da içe doğru kıvırıyorum. Ve şöyle bir ay şekli veriyorum. Ve son olarak da şöyle bir patates kesme aparatım var. Onun da şekillendireceğim. Yuvarlıyoruz güzelce ve üzerine koyup bastıra bastıra açıyoruz ki şeklini alabilsin. İçini doldurup rulo halinde kapatıyoruz. Evet, kurabiyemiz hazır. Bütün hepsini şekillendirdim, tepsiye aldım. 180 derecelik alt üst pişen fırına veriyorum. Ve 25 dakika içinde kurabiyelerimiz hazır. Ve birkaç dakika sonra tepsiden boşaltıp başka bir kaba aktarıyorum. Çünkü sıcak sıcak üzerine pudra şekeri sepeceğiz. Ve burada pudra şekerini verdiğimiz zaman çok fazla sıcak olduğu için şekerde erime yapıyor. Onun için tabanı serin olan bir yere alıyoruz ki bu şekerin erime durumunu önleyebilelim. Ve hemen hiç bekletmeden pudra şekeri sepiyorum. Ve kurabiyelerimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.